Gece geç saat geldi. Oturduk yedik içtik. 10 dakikada 2 dubleyi uçurdu. Açık programı seyretti kalktı. Dur nereye dememe kalmadan hemen çıktı gitti. Hiç iyi değildi hali. Ama gençtir üstelemedim. Sıcakta rakı vurdu. Dolanır açılır gelir dedim. Boşuna bir saat oturdum. Baktım yok. Ben de yattım. Sabah erkenden buluşup beraber bu Reşit'le konuşmaya gidecektik. Seymen Ağa'nın otel vukuatından sonra yüz yüze konuşacağım, bu işi halledeceğim dedi. Ben de aracı oldum. Bu sabah için sözleştik. Demek ona mani olursunuz diye hiçbirinize haber vermemiş. Sonra? Sonrası sabah kalktım bu yok. Ben gittim Reşit'in yanına. Aldım buraya getirdim. Allah korusun bir şey olmuşsa adamları elimizden uçurmayalım diye. Ama anladığım kadarıyla onların Seymen'e bir kasıtları yok. Reşit de baktırıyor şimdi. Her şeyden haberlidir onlar. Bir iki saatte bulurlar izini. Merak etme. Kendileri yok etmediyse tabii ki. Böyle bir şey varsa ben de seni yok ederim Bakamsoğlu. Ben emniyete gidiyorum. Resmi arama isteyeceğim. Bunlara güvenip bekleyecek değilim. Kimse bir yere kıpırdamasın. Bu seferi her seferle bir bilmesinler. Hele sen hiç bilme. Oğlum, şunu bir oda açın da içine koyun. Hadi. Ben ilgilenirim. Sen git hadi. Bekir Bey benim misafirim oğlum. Müdüre söyle. Buyur. Niye aramıyor ya? Bilmiyorum. İyi misin Hicri abla? Ağamın soluklarını sayıyor. Az bir soluğu kaldı. Sayılacak kadar az kaldı. Of Dicle abla yapma. Ne olur. Hah, Bekir abi vardın mı? Vardım vardım. Ali ile konuştum, bir alt bildiği yok. O da tırsmış oturuyor. Meğer bunlar şu Araplarla görüşmeye gelmişler. Sen evdekilere belli etme sakın. Akılları çıkmasın iyice. Ali oturmuş karşısında heriflerin, ağam ortaya çıkana kadar bir yere salmam diyor. Göğe onlar da arıyormuş ağamı. Ben şimdi polise gidiyorum. Kazağım var, belam var bakacağım. Tamam. Emniyetten çıkınca gene ararım. Şimdi polise gidiyor. Aslında bütün Mardin seferber olmuş, arıyormuş. Resmi olarak da arayacaklarmış. Yahut telaştan iyi haberi vermeyi unuttum. Daha abimin de haberi yok. Bahar yengem bir bebek bekliyormuş. Ne? Yaşasın! Seymen'in haberi olsaydı keşke. Uçarak çıkardı ortaya. Allah'ım, bu bir mucize. Artık her şey düzelecek biliyorum. Hemen arayıp tebrik edelim. Dilara çevir kızım. Bu bebek bütün dertlerimizi unutturacak. Çok şükür Allah'a. Hayri, bana bir viski getir. Anneanne çalıyor. Bahar, yavrum. Ha Gül, sen misin kızım? Uyuyor mu? A peki. Uyandırma. Şimdi öğrendim kızım. Nasıl sevindim bilemezsin. Allah analı babalı uzun ömürler versin. Gelinimi de bir an önce evine getirin. Seymen gelince burada bulsun. Baban da çok sevinmiştir. Onu da bir tebrik edeyim. Ha, duyguda mısınız? Peki. E olur, sonra söylersiniz. Tamam. Öpüyorum yavrum. Cana da çok selamlar. Herkesin selamı var. İyi akşamlar. Ay. Ay bebek geliyor mu acaba? Daha belli olmaz. Doğru haklısın. Sıhhatli olsun yeter bence. Çok güzel. Buyur Sümbül Sultan. Benim aradığımı nasıl anladın Ali Bey?
Sen aradığında başka türlü çalıyor telefonum Sümbül Hanım. Bak sen, şaşılacak şey. Öyle. Ali Bey. Buyur Sümbül Hanım. Oğluma ne oldu? Ona birileri bir kötülük mü yaptı gene? Ne olur söyle. Saklama benden. Ben varken artık senin oğlunun kılına kimse dokunamaz Sümbül. Bunu aklından çıkarma. Bana onu geri getir Ali Bey. Buradan çıktığı gibi tertemiz geri istiyorum onu. Merak etme, getireceğim. Her taşın her deliğin altında onu arıyorum. Birkaç saate kadar bulacağız. Sakın üzülme sen. Sağ ol Ali Bey. Sümbül. Efendim. Keşke sen de burada olsaydın. Neden? Öyle güzel ki burası. Ateşler yandı. Sofralar kuruluyor. Çok hoşuna giderdi senin. Bayılırdın. Bir gün gideriz inşallah. İnşallah. Hoşça kal.